Sporayin TV'den herkese iyi günler. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray, Bosna Hersek'le oyuncu İzzet ile anlaştığını borsaya bildirdi. Sarı Kırmızılar, Graz Hoppers'a bonservis bedeli olarak 3,5 milyon euro ödeyecek. Sarı Kırmızılı kulüpten kapa gönderilen açıklamada oyuncunun alacağı ücretin detayları yer aldı. Buna göre 4,5 yıllığına anlaşma sağlanan Hayrovic ilk yarım sezon için 550 bin euro, sonraki 4 yıl için sezon başına 1 milyon 100 bin euro alacak. Boşnak oyuncuya maç başı 10 bin euro verecek olan Galatasaray, bonservisi için de kulübü Grand Hoppers'a 3,5 milyon euro ödenecek. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Antalya kampına getirdiği genç futbolcularla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Genç futbolculara adeta bir baba gibi tek tek öğütlerde bulunan Yanal, "Fenerbahçe'de futbolcu olmak ne demek, anlayın." diye sizleri bu kampa getirdim ifadesini kullandı. Fenerbahçeli genç oyunculara çok önemli sözler aktaran Yanal, "Fenerbahçe'de oynamak çok ama çok özel bir olgudur. Bunu anlamanızı istiyorum. Burada bu arma ve taraftar için her şeyinizi vermeniz gerekir. Takımdaki abilerinizin her hareketini izleyin ve örnek alın." İleride sizlerin çok önemli isimler olacağınızı düşünüyorum. Kendinizi gösterin dedi. Çaykur Rizespor Trabzonspor'la Aykut Akgün'ü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor'dan 1987 doğumlu orta saha oyuncusu Aykut Akgün ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza camiamıza hoş geldin dileklerimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz denildi. Galatasaray Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Top 16 turunda gruptaki ikinci maçında yarın deplasmanda sezonun namlı takımlarından İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Galatasaray Liv Hospital Basketbol Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Top 16 turu F grubundaki ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşacak. Başkent Madrid'deki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Top 16 turunda gruptaki ilk hafta maçlarında Galatasaray Live Hospital İstanbul'da İsrail ekibi Makaba Elektra'ya 90-84 yenilirken Real Madrid ise Sırbistan deplasmanında Partizan'ı 80-64 mağlup etti. Anadolu Efes basketbol takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Top 16 turu E grubu ikinci hafta maçında yarın İstanbul'da İspanya temsilcisi Unikaya Malaga ile karşılaşacak. Abdi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Tap 16 turunda gruptaki ilk maçlarda Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya 84-65 yenilirken Unica'ya Malaga ise evinde oynadığı maçta Loberal Kutsa'ya 93-79 mağlup oldu. Geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği 51. yıl sporun zirvesi semineri yarın Antalya Belek'te Gloria Golf Resort Otel'de başlayacak. 300 aşkın Türk sporunun seçkin isimleri ve gazetecilerin katılacağı seminer, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Naci Arkan'ın konuşmasının ardından, geçen yıl kaybettiğimiz Türkiye Spor Yazarları Derneği eski genel başkanlarından Doğan Konoğlu ve Necmi Tanyolaç'ı anma törenleriyle başlayacak. Sporain TV'den şimdilik bu kadar. Daha fazla ayrıntı ve haberi internet, Facebook ve Twitter adreslerimizden takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.